Selamlar, selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? 2 haftada neler yaptım? Neden ortalıkta fazla yoktum? Bunları konuşacağız. Şu anda online ders bekliyorum. Procreate uygulamasını hoca önermişti. Bakalım, ben de Procreate dersini Udemy'den almayı düşünüyorum. Hani o alanda biraz daha ustalaşmak istiyorum, tasarım kısmında da. Sadece çünkü program bilerek ilerleyemeyeceğim. Ama tasarımı da eklersem yanına çok rahat edeceğim. Şimdi bir tane iPad siparişi verdim. Bakalım o da haftaya pazartesi civarı gelecek. Eğer o gelirse zaten onunla bir kutu açılımını yaparız. Programlarımızı kurarız. Çok kararsızdım ya. Wacom çizim tabletini mi alsam diye düşünüyordum. Ya da iPad alsam mı diye düşünüyordum. Çünkü hani Photoshop, Illustrator olsun. Bir de Procreate hocamız önerdi. Yani onun için de aslında aralarında kaldım ama Procreate'den dolayı da iPad'i tercih ettim daha doğrusu. Ama Wacom hani daha büyük olduğu için biraz daha taşınabilirlik açısından daha zor. Ekrana yansıtmanız gerekiyor. iPad'de öyle bir sıkıntı yok. Her yere götürebilirsiniz. Hani ikisinin de zaten kalem hassasiyetleri çok iyi. Ama dediğim gibi o ergonomiye baktım diyebilirim. Ah, şimdi bu karikatürde biraz herhalde teknik gideriz diye düşünüyorum. Biraz daha hocamız sözler anlatır diye düşünüyorum. Tabi arada pratik de yaptırır. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün şimdi ödevimiz de var bir tane. Görsel tasarım stüdyosu dersimizin ödevi var. Bir şirket oluştur dedi hocamız. Şirketin 10 tane isim bul dedi. Şirket oluştururken hangi sektöre yapacağını ve komple analizini yap dedi. Hedef kitleni belirle, pazar analizini yap dedi. Sonra rakip firma bul dedi 10 tane. O rakip firmaların analizini yap. İşte güçlü güçsüz taraflarını, pazar analizini, sektör analizini. Rakip firmalardan 10 tane logo bul dedi. Yani 10 tane ayrı firmanın logosunu bulmamızı istedi. Onları yorumlamamızı istedi. PowerPoint'te sunum halinde altında o logolarla ilgili, o şirketle ilgili bilgiler vermemizi istedi. Ondan sonra da ödevimiz bitiyor zaten. Ama bunun şu yönden faydası var. Şimdi biz bunu yaptıktan sonra yani hem kendi şirketimizi nasıl sektöre göre kuracağımızı, nasıl oluşturacağımızı. Çünkü güçlü ayakta durmamız lazım. Hani milyonlarca firma var ve bize bu ders gerçekten bunları öğretecek. Bunun bugün ödevini yapacağız. Zaten birlikte yapacağız dostlarım. Bizi yavaş yavaş Zoom'dan içeriye alacak. Böyle işte dostlar. İngilizce ödevimiz var. Hocamız grup halinde yapacaksınız dedi. 60'lardan 70'lerden itibaren oyun gelişimiyle ilgili, oyunların gelişme süreciyle ilgili Kahoot hazırlamamızı istedi. 10 tane soru hazırlamamızı istedi. Onları hazırlayacağız. Ondan sonra Cuma günkü hocamız grup oluşturun dedi. 4-5 kişilik olsun dedi. Şu an bizim 3 kişilik grubumuz var. Bir kişi daha bulacağız ona. Oyun ekibimizi oluşturduk bu arada. Çok gerçekten güzel bir ekip olduk. Projemiz hazır. Çizim kısmına geçeceğiz. Ondan sonra kodlama ve oyunumuz çıkacak. Hyper casual bir oyun düşündük. Ve bu oyunu tasarlarken de gerçekten sizin de zevk alabileceğiniz şeyleri düşünüyoruz. Piyasaya çıktığı zaman zaten oynayacağınıza eminim. Güzel bir şekilde bu oyun projemizi çıkaracağız. Hem ekibimize katılan arkadaşlar hem de bizim için çok güzel bir öğrenme süreci olacak. Çok güzel deneyimler kazanacağız. Yani 4 yılın sonunda bol bol oyunlar çıkarmış olacağız dostlarım. Şimdi ben derse geçiyorum. Ders saat 9'da başlayacakmış. Şu anda 10 dakikam falan var. Tekrar geldim. Ya bu 2 hafta gerçekten dolu dolu geçti. Hani güzel geçti. Yeni hocalarımız oldu. Onlar kendi ders işleyişlerini anlattılar. Yani bu dönem biraz daha tabii program ağırlıklı dersler göreceğiz. Ama Unreal Engine'de tek sıkıntım şey ya. Yani uygulama Windows 10'da iyi çalışıyormuş. Hepimizde Windows 11 var. Mecbur bilgisayarlarımızı sıfırlayıp tekrardan eski sürüm Windows 10'u yükleyeceğiz. Ya bu da bizi uğraştıracak ya. Abicim Unreal Engine yapıyorsunuz. Yani neden o Windows 11'de daha iyi çalışmıyor da Windows 10'da eski sürümde daha iyi çalışır onu da anlamadım. Bilgisayarı sıfırlayacağız. Her şeyi yeniden kuracağız. Yani sevmiyorum bu işleri. Mesela telefon alırken de telefon kurmayı da sevmiyorum. Çünkü bunlar zahmetli işler. Bir sürü parola gerektiren işler. O parolalar unutulacak. Bir daha girilmeye çalışılacak. Bayağı işimiz var. Sözel derslerimiz de var arkadaşlar bu arada. Ne gibi? İşte bu görsel tasarım stüdyosu var. Hani anlatım olarak sözel ama genelde yine uygulama tarzına gideceğiz. Karakter ve hikaye tasarımı diye dersimiz var yanılmıyorsam. Onda da hocamız bize hikaye kısmını anlatacak. Zaten biliyorsunuz ki bir oyunda hikaye kısmı çok önemlidir. Bu niye gitti? Allah'ım internetim gitti. Kapat. Sen kapat gitsin ya. Kapat. İnternetim gitti abi. Böyle bir şey olamaz ya. Zoom'dan geri çıktı. Yapma kardeşim, yapma. Gözünü seveyim ya. Nasıl çıkıyorsun dostum? Baksanıza şu
programlar yüklü. Unity var daha. Visual Studio var. Blender de var. Dün de Hüseyin, Amr, Nebil bir de Burak'la oturduk. Sohbet muhabbet ettik. Gırgır şamata. Abi intro bile çekeceğiz yani. Dişler Yaşar kanalına bir de çekeriz. Kaçıncı sıralar kaldı? 4 ve 5. 4 ve 5. Gastronomi? Gastronomi lisede yok. Başka hangi bölümler var? FTR. FTR ve bilgisayar mühendisliği yapılar. 4 ve 5 sırada. Buralarda mı çok yoğun? Evet. Çok güzel geçti. Onlara da buradan selam olsun. Selamlar. İşte oryantasyon vardı. Monster'ın CEO'su gelmişti. Yani bu tür etkinlikler güzel oluyor. Hani Asus da gelebilir belki. Belki diğer firmalar da gelebilirler. Bizim için güzel oluyor. Farklı bir bakış açısı oluyor. Hani bizim de CEO'ları yakından görmemiz bize belki de orada bir moral motivasyon da sağlıyor diyebilirim yani. Güzel oluyor bizim için. Bu hafta ödevlerle geçecek. İngilizce kursunda bayağı ilerledik. O notlarımı biraz daha düzenlemem lazım. Onları bir tekrar etmem lazım. Çünkü İngilizce dersi görüyoruz şu anda da üniversitede. Hocamız bize dijital oyun tasarımıyla ilgili makaleler üstünden anlatıyor. Ama daha iyi oluyor çünkü orada bilmediğimiz kelimeler için bir dijital not defteri tutmamızı istedi. Hem oradan kelimeleri tutacağız. Bir de sektörle ilgili kelimeler olduğu için hani sektör olarak da bizi geliştirecek. Sektör dilimizi de geliştirecek. Yani İngilizce anlamında da. Güzel olacak. Hem İngilizce kursu hem burada makaleleri çevirmek, makaleler üstünden dersi dinlemek. Vize final olarak da hocamız sunum yapmamızı söyledi. Şu an dersim daha yeni bitti. Saat 12 falan oldu. Ya dostlarım kusura bakmayın ya. Yani bir önceki görüntülere falan baktım da böyle somurtkanım falan. Modum düşük. Ama cidden hastayım bakın hatta. Bak gözlüğü çıkarıyorum. Bakın abi. Baksana bak gözaltı torbalarım çıkmış. Morarmış. Bitmişim resmen ya. Onun için biraz daha yeni yeni iyileşiyorum. Hatta 8 gündür 9 gündür video gelmemesinin sebeplerinden biri de bu. Enerjim yerinde ama. Enerjim yerinde. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi dersim bitti. Bilgisayarımızı falan toplarız. Gideriz ödevimizi yapmaya. Şimdi arkadaşlar size söylemişim ya bir tane marka oluşturmamız gerekiyor diye. Onun 17 sayfalık bir sunumu oldu. Şimdi toplam 10 tane firmayı sunuma ekledim. Bunların hepsini zaten detaylı bir şekilde hocayla da konuşacağız. Çünkü bildiğiniz üzere pazar analizi önemli. Bu sektöre girerken şirketin batmaması için iyi analiz yapılması gerekiyor. Bakalım. Umarım hoca beğenir. Şimdi arkadaşlarımla birlikte hazırlığımızı yaptık. Ödevler bitti. Kafamız rahat. Takılmaya devam ediyoruz. Yemeğimizi yedik. Primal'dan çıktık. Gerçekten 3 saat aralıksız çalıştık. Acayip yorulduk falan. Şimdi eve gideceğim, dinleneceğim. Oh, keyfime bakacağım. 10 numara. Şimdi reis arabayla geri gelsin be. Bu şahıs var ya Bu şahıs bir gün beni unutacak gidecek. Gel bakalım gel. Ne iş yapıyorsunuz acaba? Evet sonunda eve geldim. Çok dolu geçen bir gün oldu yani çok yoğun oldu. Sabah canlı derse katıldık ondan sonra ödevlerimizi yaptık. Dışarıda ayrı bir ödevlerimizi yaptık. Ödevlerimizi tabii bir hafta önceden bitirmenin de bir rahatlığı şu anda var. Onun yerine hafta sonu İngilizceme çalışacağım. Bilgisayarımı sıfırlayacağım. Windows 11'de ama Windows 10'a geçirmem lazım Unreal Engine için. Pazartesi günü iPad gelecek inşallah sıkıntısız bir şekilde. Oradan da Procreate uygulamasını indireceğim. Udemy'den derslere başlayacağım. Çizim yeteneğimi geliştirmek istiyorum. Bu aralarda biraz daha ilgim de arttı ayrıca. Ve bu şekilde dostlarım. Üniversitemin sizlere birinci haftasından ikinci haftasına kadar olan süreci anlattım, aktardım. Dolu dolu geçiyor, yoğun başladık ama bu yoğunluk gerçekten istediğim gibi. Tam program ağırlıklı, çok güzel ilerliyoruz. Güzel oyunlar çıkaracağız, güzel bir ekibimiz var. Game Jam'lerde de her yerde bu ekiple bu vloglar gelecek dostlarım. Güzel bir şekilde keyifli anılar biriktireceğiz. Şimdi ne yapacağım? Şimdi bu videoyu editliyorum. Siz bunu cuma günü
öğlenden itibaren izleyebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın dostlarım. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Dot'la ilgili sorularınız varsa da yorumlar kısmına bekliyorum. Bildiğiniz üzere sizleri seviyorum. Evet, videonun sonuna geldik.